Saçını küt keseceğim. Ve de burayı benim da böyle. Benim saçımı küt keseceksin. Evet. Bu saçı küt keseceğiz. Kesmeyeceksin. Nasıl o zaman bir şey değişim göreceğiz ki yani buradan bir santim mi alacağız? Sadece alma, bir santim de istemiyorum işte. Kesmeyi Hayır keseceğiz ya. Keseceğiz. Ferit anlatamıyorum galiba. Yani saç benim saçım ve bu saçı ben kullanıyorum. Programdan sonra ben kullanacağım. Saçımı kesmeni istemiyorum. Ya hiç mi kesmeyeceğim? Hiç kesmeyeceksin. Bir parça alayım istersen. Ha, ben gerçekten kalkıp giderim şuradan. Bu saçı düzeltmem imkansız benim bir kere de. Ya bir düzelt, de az keselim yani. Düzeltmeye çalışayım. Tamam olur. Uçlarını azıcık alacağım. Tamam az al yani. Okey tamam. Tamam az al. Düzeltmeye çalış. Olduğu kadar. Hani sen diyorsun ya hep olduğu kadar. Evet olmadığı kadar. Aynen öyle. İstersen bir kahkül falan da kesebiliriz sana. Yani kahkül sence bana yakışır mı ki? Yüz atlarıma yani zaten şöyle bakıyorum, yüzüm yeterince. Şurada bir dönerim var. Burada da bir dönerim var. O yüzden kolay şekil almayabilir. Tamam seni günlük hayatta da çok zorlamasın diye kahkül kesmeyelim. Ama saç uçlarını mutlaka temizleyelim. Daha sonra da kestiğimiz kesime göre güzel bir şekillendirme tamam, yaparız. Tamam dört parmak diyorsun değil mi? Aynen dört parmak. Tamam. Ben de bir bayanım, unutma saçımın kesilmesinden nefret ederim. Tamam kuaför olan sensin, bugün sana güveniyorum öyleyse. Tamam teşekkür ederim. Nasıl yani, yarışmayı mı sonuncu mu olayım yani? Ol. Beni nasıl sonuncu olayım? Mutsuz olmam daha mı iyi? Hayır mutsuz olman değildi ama kesmem lazım. Bir görev verildi bana. Ferit saçımı kesmeni istemiyorum. Neden istemiyorsun? Çünkü kısa saç sevmiyorum. Ve saçlarımın boyu şu an zaten yeterince kısa. O zaman beş parmak keseyim. Ben diyorum ki bir santim bile istemiyorum. Diyorsun ki beş parmak keseyim. Dalga mı geçiyorsun? Tamam önüne perçem keseyim. Ferit saçımın kesilmesini istemiyorum. Bunun nesini anlamıyorsun? Ya kesmek zorundayız. Sen bunu niye anlamıyorsun ya? Aynı yeri görüyoruz zaten. Bak, cetveli kötü. Getirir misin? Nerede bu? Evet. Cetvelin üstüne de Ferit yazmış. Tamam 9 santim. Hayır. Evet. Arada 2-3 santimin sözünü mü yapıyorsun? 9 santim istiyorum. Ben Hayır fönünü çekeyim. O 2-3 santim tamam, saçımda çok belli. Saçının fönünü çekeceğim, sonra tekrardan bir istişare yapalım. Okey? Tamam. Başlıyorum. Evet şimdi kesim örtüsünü de alayım. Kesmiyoruz. Nasıl kesmiyoruz? Ferit saçı kesmiyoruz. Boşuna kesim örtüsü çıkar mı o yüzden? Ama kesmek zorundayız biliyorsun. Ben anlatamıyorum değil mi? Evet. Kesmiyoruz Ferit. Canım birazcık yani keseceğiz yani. Hem de nedenini söyler misin bana? Kesim programı bu. Kesim yani. Şekillendirme değil mi bu? Hayır kesim. Keserek şekillendirme. Muhakkak kesmem ben. Kesmediğine ne olacak? Ben sıfır alacağım. Yani ben sonra... birinci olmak istiyorum ve bak gerçekten seni en güzel saç yapacağım. Bak eğer yakışmasa sen bana şey yaparsın. Makası sana vereceğim. Saçın gittikten sonra senin saçını kesmem. Ya birazcık keseyim ya ben bu keseceğiz. Hatta küt keseceğiz artık yani herkes baksana ucundan alalım ucundan alalım. Ne ucundan alalım? Hayır, boyada da aynısını yaptın, topuzda da aynısını yaptın. Her şeyde bir diğerlerinden farklı olma çabasındasın. Üç parmak, dört parmak. Rahat. Bitmesi gerekiyor. Sizinki de öyle. Feritlerinki de öyle. Sizinki ne olacak? Bizimki de öyle. Aa yandım. Ferit'in modeline bak. Ya ne yapalım? Ucundan mı keselim Allah aşkına? Ucundan ya. Da kesme. Ben hiç kesim istemiyorum. Anlamıyor musun? Kesim istemiyorum. Ya ne demek istemiyorum? Keseceğiz bu saçı ya. Şöyle durur musun? Kesmiyoruz. Ya bir dur ya. Genç kızlar diyorum hep uzun saçı seviyor. Cesaretleri yok. Çünkü sizin kadar güzel değiller onlar. Marjinal olmaya cesaretleri yok. Ferit, saçımı kesmiyoruz. Bunun nesini anlamıyorsun? Saçımı kesmiyoruz. Ben sen birinci ol diye saçımı kestirmek zorunda değilim. Ya nasıl olacak o zaman? Birinci olmam lazım ve bugüne kadar iyi geldim. Puanları iyi. Saçını kesmem lazım. Bak, sen birinci olacaksın, ben saçımdan olacağım. Bu mantıklı bir şey değil mi? Kesmeni istemiyorum şu anda. Kesmiyorsun. Tamam, dört parmak keseyim. Ferit, şu kadar, tırnağımın şu ucu kadar bile kesmeni istemiyorum. Yani keseceğim yani de bir 4-5 parmak kesmem lazım. 4-5 parmak değil Ferit. İlla kesmen gerekiyorsa bir puan alacaksan sadece 1 santim. Bak süre işliyor, herkes çalışıyor. Ben daha başlayamadım. Ferit, lütfen. Anlaşma yapalım. Sadece 1 santim kesecekten kestiriyorum. Şu kadarcık. Sadece bu kadarcık. Bu da sadece kurallara uymak için, kesmiş olmuş olman için sadece. Başka ya, hiçbir şey için değil. Bir şey kazanamam ki ben yani. Peki beni ne kadar ilgilendirir?
Düz mü durayım, arkaya mı eğileyim? Ben sizi yönlendireceğim. Ay bugün de çok kibarız ya. Allah Allah, ne oldu, taş mı düştük başına? Yolda gelirken. Ben normalde hep böyleyim. Siz beni delirtiyorsunuz. Bugün delirtmedim yani. Lütfen, sen oturur de bir insan mı keseceksin? Lütfen Şerif, oturur musun? Lütfen. Ben gidiyorum. Lütfen. Gerçekten tamam. İlk kez. Ben saçımı kesilmesini zaten istemiyorum. Sadece kesilmesi gerekiyorsa bir santim Ferit. Bir santim ne, nasıl olacak? Lütfen bak, süren başlıyor, gidiyor. Lütfen. Süren umurumda değil. Hayır, anlaşmayı kabul edeceksin. Tamam, gel, anlaşmayı kabul edeceğim. Gel. Nasıl keseceğim? Ah, bize niye patlıyor bu piyango hep ya? Süren bitmek üzere çünkü. Lütfen. Tamam, ucundan da az keseceğim. Az keseceksin. Evet, az sadece keseceğim. Sadece bir santim. Evet, bak bir santim keseceğim. Bir santim al. Sen ne yaptın lan? Ne diyorsun? Sen ne yaptın lan? Ne diyorsun? Bir şey olmadı. Artık onu keseyim. Sen ne yaptın ya? Can, bir yardımcı olur musun abi? Bir gel ya. Lütfen ya. Takımız. Lütfen biraz dinlenir misin? Lütfen. Azıcık sadece bak, keseceğimi kestim sadece zaten. Sadece 30 saniye. Daha başka bir şey kesmeyeceğim. Bana bak. Kasap gibi vurdun, kasap. Lütfen. Saçlarını çok az kesecek. Bak sadece. Bu mu az kesmiş hali? Bu ne? Lütfen. Bu sana şans getirecek ve dünyanın en güzel saçı olacak. Yanımdan Ferit'i alır mısınız? Ferit'ciğim sen bunu tut, yalnız bırakma. Daha kesmeyeceğim. Daha bu boyda kestim, tamam mı ya? Daha kesmeyeceğim. Birinci olmamız lazım. Daha kesmeyeceğim. Daha kesmeyeceğim yani. Lütfen oturun. Lütfen bak, keseceğimi kestim. Lütfen. Lütfen. Ferit, benden uzak dur. Saçımı tamam. Ellemiyorsun. Tamam. Daha kesmeyeceğim. Keseceğim. Kasap gibi de öyle makas mı olur kardeşim ya? Ya bir kestirmiyor anlan, ama hep bir topu. Böyle kestireceğim gibi, o kadar diye. Başka tamam da bir şey kasap değil. Gibi de böyle tamam pat da başka değilse. Gayet'im lütfen bak, elim ayağım tutuyor sinirden yani, lütfen ya. Yalvarırım, gel artık bir keselim bak, bütün keseceğim bitti zaten, sadece düzeltmesini yapacağım. Bir percem düşüyor bak, bitti, yarışma bitti. Deme, dalga geçiyorsun. Yok ya, bu kadar keseceğim bir türlü gösteremem, lütfen. Lütfen, lütfen. Teşekkür ederim. Ben de senin saçını kesmek istiyorum o zaman. Ya söz başka zaman keseriz, şu an hiç süremiz kalmadı, lütfen oturur musun? Bak yarışmayı yetiştiremeyeceğiz, lütfen. Saçı gerçekten düzelt artık. Ya makasımı niye atıyorsun? Bu makas çok pahalı bir makas. Ben benim saçımı keserken bir sorun çok yok. Çok pahalı artık bir makas bu ya. Ya. Benim saçım çok ucuz değil mi o zaman? Aa, tamam ya. Neyse artık yetiştirelim ya, lütfen. Aa, bütün saçlarım gitmiş Selam Bey. Bu ne? Siz düzeltin dediniz. Ya tamam da az dedim ben ya. Eyvah eyvah ya. Hak veriyorum şimdi kıza. Önce herkes kesime başladı. Sen hala fönü bitiremedi. Hayır, şimdi saçımı iyice kısaltacaksın değil mi? Yok yok, sadece düzelteceğim. Ne gerçekten demek yok yok? Az önce de sadece 2 santim, 3 santim diyordun. Kestiğin saça bak. Hayır, işte sadece o kadar keseceğim. Lütfen, başka hiç kesmeyeceğim. Hiç kesmeyeceğim başka. Ferit, sen kuaför oldun emin misin? Canım, kuaförüm bir geçen hafta da bu yarışmada. Sen sana gelen müşterileri aynı şekilde mi yapıyorsun? Hayır, aynı şekilde yapmıyorum ama bu yarışma bana bir görev verildi. Bir görev biçildi. Mecbur kaldım yani. Başka şansım yok. Ferit, Gaye ne oluyor? Nedir durum? Pek iyi şeyler olmuyor burada. Ne gibi? Saçımı kesmesine dahi izin vermiyorum. Hani bir santime tamam diyorum. Ama sonra Ferit Bey saygısız bir şekilde saçımı alıp böyle makasla bu şekilde kesiyor. Ben bunda hiçbir şekilde insanlık göremiyorum. Kaç yıldır nasıl kuaförlük yapmış hala anlayabilmiş değilim. Ama kesmek zorundaydım. Kırıkları vardı, sadece kırıklarını kestim. Çok kesmedim ki, bunu izleyenler de görecek. Lütfen kıvırdatmadan şöyle durur musun? Sinirlerimi bozuyorsun. Bak ama hala başlayamadım. Yarışma bitiyor, ben saç kesmekle uğraşıyorum. Ne yapıyorsun Selam Bey ya? Baksana buraya da geldi saçlar. Bir sürü kesmişsin ama azıcık, bak şu kadarcık dedin. Şu kadarcık dedin ya. Seninle tartışmamak için ben o kadarcık dedim. Kafamda zaten nasıl keseceğimi ben çözmüştüm. Ya sana ne benim saçımdan, kesimimden? Allah Allah. Ne yaptın, baksana bütün saçı kestin. Kestim. Benim ellerim açıyorum. Titanik mi yapıyorum? Aa,
beğenmiyorum. En sevmediğim model. Saç kesim bitti mi? Felaket. Bir ayağa kaldırabilir miyim sizi? Ama ben bu saçı, yani ben sana az kes dedim, düzelt dedim. Sen ne yapmışsın sen? Fön çekmişsin ve saçımı küt kesiyorsun. Tamam, bir ayağa kalkın, kesimi bitireyim ondan sonra... Ya bu ne ya? Lütfen, evet, biraz süreniz önemli. Çok hızlı akıyor tabii ki ama lütfen, lütfen. Yine de ikna etmek gerekmez tamam. Miydi mesela? Hiç kestirmeyeceğim diyor. Nasıl keseyim? Hiç kestirmeyeceğim dedi. Yani mecbur kaldım ki başlayabilelim. Yani şimdi başlayamamıştık bile hiç kesmeseydim. Belki de sonuçtan çok memnun kalacaksın Gaye. Evet. Hiç inanmıyorum. Bunlar oldu burada, bu yarışmada. Sen belli yokken olmaz. De oldu. Evet. Yani... Sen de unutma ki daha önce beğenmeyip sonradan beğenenlerdensin. Beğenmek de değil. Ben kısa saç sevmiyorum. Hani bana yakışsa da sevmiyorum. Kısa saç sevmiyorum. Ama inadına gidiyor, kesiyor. Tamam artık olan oldu. Lütfen ya. Yalvarırım sana, bana yardım et. Lütfen hemen bak, yarışma bitti. Ben daha hiçbir şey yapamıyorum ya. Lütfen, çok teşekkür ederim. Hemen bitireceğim ya. Çok artık olan oldu zaten. Asla eşine saygılı bir insan değilsin. Umarım sonunda çok seveceğim bir şey çıkar.